Merhaba arkadaşlar. Ocağımızdaki sorun çakmak çok zor ateşleme yapıyor. Düğmeye uzun süre basmak gerekiyor. Kah ateşliyor, kah ateşlemiyor. Bu sorunun sebebine geçmeden önce neden ateşleme yapmaz ya da başka ne gibi sıkıntılar olabilir? Kısaca onlardan bahsedeceğim çünkü o detaylar da önemli. Burada iki tane parça görüyorsunuz. Bunlardan birisi ateşleme, çakmak bujisidir. Bu gördüğünüz beyaz olan, beyaz renkte olup porselen gövdeye sahiptir. Diğeri ise krom renkli olan ise emniyet sensörüdür buradaki. Bu malzemelerin ikisinin de temiz olması ocağın sağlıklı çalışması bakımından çok önemlidir. Artık yeni nesil ocaklarda emniyet sensörü de var. Hemen yanındaki bu. Emniyet sensörü ocak alevi sönerse ya da yemek taşıp bu sensörün üzerine veya etrafına sıvı dökülürse tehlikeyi algılar ve gazın kesilmesinden sorumlu olan sensördür bu. Bu sebeple görevi çok önemlidir. Buna emniyet sensörü ya da termokupul da derler ama bu sıcaklık sensörüdür. Tıpkı otomobillerdeki gibi çalışır. Gaz korumalı ocağın çalışma düzenine göre düğmeden elinizi bırakınca ocak sönüyorsa bu sensörde büyük ihtimal problem vardır. Siemens'lerin üst modellerinde ise yandıktan kısa bir süre sonra sönüyorsa bu durum olur. Çünkü Siemens'lerde düğmeye elinizi basılı tutmanıza gerek kalmıyor. Düğmenin çevrilmesi yeterlidir onlarda. Ocak çakmağına gelirsek şimdi bir yakmayı deneyelim. Rahat görünmesi için ışıkları da söndürdüm. Ateşleme yapıyor ama bir türlü yanmıyor. Bu durumda manyeto sağlam. Manyeto bu elimde gördüğünüz parça. Her ocakta farklı olabilir. Burada 4 tane çıkışı var. Her bir ocak gözüne tek tek buradan gidiyor. 220 giriyor. Düğmeye bastığınızda direkt işte ateşleme yapıyor. Bazılarında bu düğme yerine dokunma tipi de olabilir. Alevi düzenleyen bu parçaya bekliyoruz. Çakmak bujisinden beklere herhangi bir kıvılcım görmeseydik o durumda buji kablosu içeriden bir yerlerden sıyrılmış ya da ezilmiş olup ocağın gövdesine şase atlaması yapabilirdi. Ama burada ateşlemeyi gördüğümüz için kıvılcımı herhangi bir arıza durumundan söz konusu değil. Bujinin bu kısmı porselendir. Bujinin bu porselen kısmında çatlak olursa ateşlemeyi yapamaz. Başka yerlere atar. Kaçak yapar yani. Kabloları da sağlam. Ben içerisine açıp bakmıştım. Kablolarda da herhangi bir sıkıntı yok. Doğalgaz gelmese veya basınç bozuk olsa çakmak çakınca zaten yanmazdı. Çakmakla çaktığımıza göre gaz basıncı vesaire de normal. Sensör ısındıktan sonra gaz kesilmiyorsa emniyet sensörünün de düzgün çalıştığından bahsedebiliriz. Zaten sensöre bir damla su damlatınca ısısı azalıyor ve sönüyor. Yani devreyi kapatıyor. Bu durumda emniyet sensörü de sağlam. Hani bunları da anlatıyorum. Parçaların nasıl test edildiğini de anlayasınız diye. Gördüğünüz gibi emniyet sensörü soğuyunca enerji üretimi durduğu için burada bir empedans oluşmadığı için bobin tekrar gazdaki vanayı kapattı. Yani emniyet sensörü de düzgün şekilde çalışıyor. Peki o zaman sorun ne? Son yaptığım testte şunu gördüm ki elektrot kıvılcımı bazen bek üzerine bazen de kendi üzerine atıyor. Yani bir düzensizlik var. Sizlere de göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi bunun sebebi bujinin kafası oksitlenme yapıyor zaman içinde. Buraları sıfır zımpara diye tabir edilen 800 ya da 1000 kum kağıt zımpara ile hafifçe temizleyeceğiz. Fazla da bastırmayacağız. Özellikle emniyet sensörünün üzerinde iki aktif maden bulunur. Bu madenlere çok hassastır. Böyle yumuşakça zımparalayın. Sakın fazla bastırmayın. Ve en sonunda püf noktasını söylüyorum. Buraya WD-40 sıkacağız. Çok iyi bir oksit gidericidir ve artık bu işlemden sonra ateşlemenin kusursuz gerçekleştiğini hep beraber göreceğiz. Benim WD-40 iyice azalmıştı, içindeki basıncı düşmüştü. Ben de bunu deldim ve bir cam şişeye aktardım. Daha sonra da oradan bu şekilde bir şırıngaya çekerek kalanını değerlendirmek istedim. Çok az yapmamız yeterli. Fazla yapmanıza hiç gerek yok. Yani 2-3 damla bile yapmanız yeterli oluyor. Biraz beklemekte fayda var. Yaklaşık bir 5-10 dakika bekleyebilirsiniz teneffüs etsin diye. Şimdi bir kontrol yapalım. Evet, doğru yere ateşleme yapıyor. Atışta yandı.
Aslında videomuz bitti. Videoyu sonlandıracaktım ancak sizlere bir başka detaydan daha bahsetmek istedim. Bazen bu beklerin bu delik kısmından yemek atıkları bu memenin iç kısmına da girebilir. Her gözde farklı büyüklüktedir. Dolayısıyla memenin çapını bozmadan bu tığ gibi ucu kesik bir tığla temizleyebilirsiniz. Başka cisimleri sokmayın. Bu bakırdır. O kısmı bozabilirsiniz. Bir de tabii ocakların birçok ocakta bu conta olmuyor. Bu contanın faydası içeriye bu bek kısmının altına suların girmesini engelliyor buradaki conta. Çünkü bu saç parçası çürürse bu bujinin ve emniyet sensörünü tutan parça çürümüş oluyor ve bu mesafeler ve kodlar bozuluyor. Çünkü bujinin beki olan yüksekliği, genişliği, buradaki mesafesi önemli. Onun için buraya su girmesini engellemek için 400-500 dereceye dayanacak bir conta aldım. Ve contayı buranın çevresine göre keser ve daha sonra da beki buraya yerleştirirseniz buraya su girmesini de engellersiniz. Benim ocağımdaki bu conta çok eskimişti, kurumuş, sertleşmiş artık. Yaklaşık 11 yıldır kullanıyoruz biz bu ocağı. Dolayısıyla ben bu contadan aldım ve onları yeniledim. Şimdi onları da keseceğim ve burayı da yenileyeceğiz. Evet arkadaşlar, umarım faydalı bir video oldu ve beğendiniz. Bir değişik bir videoyla sizlere bilgi vermek istedim. Umarım fayda görürsünüz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.